Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Sıra geldi sözcükte anlama. Sözcükte anlamı bitirelim, ardından cümlede anlam ve paragraf kampımıza inşallah bomba gibi başlayalım. Sözcükte anlam konusu çok çok önemli. Bakın burada da söylemişiz. Hangi sınava girerseniz girin arkadaşlar, mutlaka soru geliyor. Bazen altı çizili, bazen de parçaya kattığı anlam noktasında sorular gelebilir. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Sözcükte anlamda ne kadar konu varsa eksiksiz tüm ayrıntılarıyla konuşalım. Öncelikle gerçek anlamı bir dile getirelim hocam. Gerçek anlam biliyorsunuz bir sözcüğün akla ilk gelen anlamı. Yani ne olabilir? Mesela örneğimiz. Elindeki iğnenin batacağını hiç düşünmemişti. İğne sözcüğü. İğne deyince aklımıza ne gelir? Ya bu gelir işte. İğne bu. Bu. Başka da bir şey gelmez. Yani ne yaparsan yap bu gelir. İlk aşamada bu gelir. Zorlarsın, bir sürü anlam çıkartabilirsin ama ilk başta aklımıza gelen anlamdan bahsediyoruz gerçek anlam için. Gerçek anlam için ilk, temel, başat gibi ifadeler kullanılıyor. Bazı kelime mesela başat birebir arkadaşlar karşılığı olsa olmasın, o önemli değil. Bütün mesele yerine kullanılmış mı kullanılmamış mı, ona bakıyoruz. Şey gibi mesela tür ve cins gibi arkadaşlar. Normalde tür ve cins tam anlamıyla birbirine eşit değil. Yani biyoloji ile ilgilenenler, biyoloji az çok anlayanlar bileceklerdir. Tür ve cins tam anlamıyla birbirine eşit bir şey değil. Ama biz tür adı ya da cins adını birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Yani sınavda birbirinin yerine kullanılıyor olması yeterli. O yüzden gerçek anlam için sınavda ilk, temel, başat gibi ifadeler duyarsanız yanlış değil. Tamam, gerçek anlamı kastediyor. Tamam hocam, ikinci örneğe bakalım. Ne diyor? Onu bardağının boş olduğunu biliyordum. Boş derken yani içinde bir şey olmayan, dolu olmayan, aklımıza ilk gelen o. Burada o anlamda mı kullanmış? Evet. O zaman biz ne diyoruz? Gerçek anlamda kullanmış. Akla ilk gelen anlam gerçek anlam. Tamam, hiç zorlamaya gerek yok. Buradan sonra gelme ihtimali biraz olsun düşük değil mi? Haydi biraz daha zorlayalım. Geldik yan anlama. Yan anlam nedir hocam? Yan anlam aslında adı üzerinde yanında bir anlam daha ifade edecek. Yani gerçek anlamdan çok uzaklaşmayacak sözcük. Ama onun yanına bir anlam daha katacak. Ve çok daha önemli bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Yan anlam eşittir. Kesinlikle ama kesinlikle somut. Çok çok önemli arkadaşlar. Yan anlam diye altını çizdiğimiz sözcük mutlaka somut bir şey ifade etmeli. Yanı mecazla karıştıranlar ya da yıllardır yan anlamı maalesef masanın ayağı, işte ne bileyim şişenin ağzı gibi örneklerle bilenler değil mi? Aman dikkat. Onlar bizi sıkıntıya sokuyor. Bakın neler duyacağız. Önce ilk örneğimizle başlayalım arkadaşlar. Çok çok önemli. Ne diyor? Arının iğnesini görünce çok şaşırdı diyor. Şimdi burada altı çizili ifademiz iğne olsun. Az önce gerçek anlamda kullanmıştım. Şimdi yan anlam. Nasıl anlıyoruz hocam? Diyelim ki iğnenin altı çizildi. Tamam hocam. Öncelikle iğne deyince aklımıza ne geliyor? İşte yorgan iğnesi, dikiş iğnesi, iplik iğne falan onlar geliyor değil mi? Gerçek anlam o. Peki burada o anlamda mı kullanmış? Hayır. Bakın burası çok önemli. Gerçek anlamda mı? Hayır. Peki cümlede somut bir şey mi ifade ediyor? Evet. O zaman kesinlikle yan anlam. Bu müthiş bir taktik arkadaşlar. Bakın yıllarca benzetme yoluyla öğrendik. Yanlış değildi. Evet. Masanın ayağı yan anlamdı. Evet. Şişenin ağzı yan anlamdı. Evet. Burada sıkıntı yoktu. Ama hep bir organa benzetme yoluyla gittik. Hep öyle öğrendik. Olası bir ters köşe sorusu bizi ciddi sıkıntıya sokar arkadaşlar. Gelin bakın şurada nasıl bir açıklama yapmışım. Bu taktiği nasıl anlatmışım sizlere bakın. Demişim ki eğer bir sözcük gerçek anlamda değilse, bakın bu çok önemli. İlk başta gerçek anlamlı değil mi? Ona bakmanız gerekiyor. Gerçek anlamda değilse soyut bir şey mi yoksa somut bir şey mi ifade ediyor, ona bakın demişim. Eğer somut bir şey ifade ediyorsa yan, birazdan göreceğiz. Soyut bir şey ifade ediyorsa mecaz anlamdır. Mesela tahtanın oynaması yazı yazmamı zorlaştırdı. Burada oynama kelimesini size sormuş olsam, tahtanın oynaması yazı yazmamı zorlaştırdı. Yani hocam işte yazarken tahta sallanıyor, tak 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 neyse. Sallanıyor yani tahta. Peki cümleye bakıyorum. Gerçek anlamı bu. Yani oyun oynamaktan mı bahsediyoruz? Hayır. Değil mi? Gerçek anlam değil. Ha tamamdır. Ya yan anlam ya mecaz anlam. Cümleye bakıyorum. Tahtanın oynaması yazı yazmamı zorlaştırdı. Ha somut bir şey ifade ediyor. Tamamdır. E o zaman hocam kesinlikle yan anlam. Mesela. Hadi örnekler artsın hocam. Tepenin sırtı. Tepenin sırtını geçtik, açtık desem mesela. Hadi bakalım. Şimdi buradaki sırt insanın sırtı anlamındaki, yani vücudumuzun arka bölümü anlamında mı kullanılmış? Hayır. Bir kere gerçek anlam olmadığını hepimiz anladık. Tamam hocam. Geriye yanlı mecaz kalıyor. Tepenin sırtını açtık derken bu cümlede somut bir şey mi ifade ediyor? Evet, yamaç yani. Tepenin sırtı yamacını. Yani hocam somuttur. Buradaki sırt sözcüğü yan anlamda kullanılmıştır. Ne kadar net değil mi? Hiç kafalar karışmasın. Bitmesin hocam. Yüzlerce örnek yapalım sonra geçelim. Acelemiz ne Allah'ını seversen? Yorganın yüzü mesela. Yorganın yüzünü değiştirdi annem desem. Şimdi yüz derken insanın yüzü mü bu? Hayır. O zaman gerçek anlam değil. Çıktık gerçek anlamdan. Peki yorganın yüzü somut mu? Somut. Kesinlikle yan anlam. Az önce ağız demiştik. Gelin bunu şöyle kullanalım. Mağaranın ağzı.
Şimdi mağaranın ağzı derken bu ağız bizim bildiğimiz anlamda ağız mı? İnsanın ağzı mı? Hayır. Gerçek anlam değil. Bunu anladık. Peki somut bir şey mi ifade ediyor? Evet. Kesinlikle yan anlam. Yani inanılmaz bir taktik arkadaşlar. Kolay kolay soru kaçırmaz. Gelirse affetmezsiniz. Tamam. Peki. Yorganın ağzı yüzü dedik. Mağaranın ağzı dedik. Tepenin sırtı dedik. Sepenin tırtı da olur. Tepenin sırtı dedik. Tahtanın oynaması dedik. İğne dedik. Onlarca örnek. Yan anlam cepte hocam. Haydi gelsin mecaz anlam. Mecaz anlamdaysa tam tersi. Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşma var. Ve daha da önemlisi mecaz anlam demek soyut anlam demek. Tamam, bunu lütfen unutmayınız. Mutlaka soyutluk ifade edecek. Bakalım. Onun iğneleyici konuşmaları. Bakın, iğneyi önce iplik iğnesi olarak kullandık. İplik iğne, yorgan iğnesi falan gerçek anlamdı. Sonrasında arının iğnesi dedik. Yan anlam yaptık. Şimdi de aynı sözcüğü mecaz anlamda kullanıyoruz. Onun iğneleyici konuşmaları derken, ya konuşurken iğne batırmasından mı bahsediyoruz? Hayır tabii ki değil. Ne alakası var? İğneleyici, böyle dokundurucu sözleri falan fistan. Doğal olarak burada mecazi bir şey var. Soyut bir şey var. İşte biz buna mecaz anlam diyeceğiz. Soyutluk çok önemli burada. Mesela ağır konuştu desem. Ağır konuştu. Yani bu kaldırılamayacak. Yani ağırlık olarak, hafifin zıttı olarak mı kullanmış? Hayır, gerçek anlam değil. Yan anlam olabilir mi? Somut bir şey mi bu? Hayır tabii ki. Yani ağırlık, konuşmak somut ama ağırlık burada somut bir şey mi ifade ediyor? Hayır. O zaman kesinlikle mecaz anlam değil mi? Mesela desem ki arkadaşlar size, haydi örnekler artsın. Yıllar akıp gidiyor desem. Bakın. Yıllar akıp gidiyor. Şimdi burada suyun akmasından bahsetmiyor değil mi? Yani kesinlikle gerçek anlam değil. Peki somut bir şey mi bu yılların akıp gitmesi? Hayır, geçiyor gidiyor anlamı da söylemiş. Soyut. O zaman mecaz anlam. Bu kadar net arkadaşlar. Sınavda altını mutlaka çizerler. Siz de soyut somut oluşuna göre hareket edersiniz. Ama ilk adımınızın gerçek anlam olup olmadığına bakmak olduğunu unutmayınız, tamam? Yani direkt bu somuttur yan anlam, soyuttur mecaz anlam değil. Önce gerçek anlam mı? Ha, gerçek anlamsa gerçek anlam zaten. Değil mi? Çizdim bunu. Ha, şimdi bakacağım soyut mu somut mu ya. Tamam, çok önemli. Geldik terim anlama. Hiç anlatmamıza gerek olmayan bir konu aslında. Terim anlam adı üzerinde. Terimsel kullanımlar. Yani atıyorum bir bilim alanını, bir sanat dalını falan hatırlatacak şekilde cümleler kurmak. Mesela dünyanın güneşe uzaklığı hesaplandı. Burada dünya da güneş de arkadaşlar terim anlamda kullanılmış. Çünkü buradaki sözcük, buradaki cümle daha doğrusu coğrafi bir cümle değil mi? Yani bana coğrafya bilimini hatırlatıyor. Doğal olarak bu ikisi de terimdir. Büyük harfle başlamış. Tamam, bu kadar basit arkadaşlar. Hiç kafanızda soru işareti kalmasın. İşte iç açılarını topladık falan. İç açı tamam. Geometri bitti tamam. Terim anlam. Gibi gibi gibi. İşte penaltı bilmem ne, futbolu falan anlat. Gibi 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 arkadaşlar. Herhangi bir alana, herhangi bir bilim alanında daha çok bilimsel terimler burada kullanılır. Yani bilim alanını hatırlatacak şekilde kullanıyorsa terim anlam diyebilirsiniz. Tamam. Bu kadar net. Geçtim bunu. Terim anlamla ilgili soru bir zahmet gelmesin. Eş anlam. Haydi uyuma hocam. Dalıyorsun. Eş anlam. Uyan. Anlamı eş olan. Anlamı aynı olan demek değil mi? Bu kadar net. Daha net bir açıklama. Yazılış farklı ama anlam aynı. Mesela ne diyelim arkadaşlar? Biz ne olarak biliyoruz? İşte mektep, okul. İşte öğrenci, talebe. Soru, sual. Yıllarca böyle anlatıldı. Rezil bu. Buna ne ihtiyacımız var? Ne gerek var buna? Ne diyecek adam? Sorunun altını çizip de hangisinde eş anlamlısı kullanılmış deyip Edirne'de bu sualler beni çok zorladı falan deyip suali mi görmemizi isteyecek? Hayır. Öğrencinin altını çizip de şıklarda talebeyi mi göreceğiz? Hayır. Tamamen gereksiz arkadaşlar bu. Bak şu hareketi yapacaktım. Kalem uçtu. Evet. Tamamen gereksiz. Yani ilkokul 2'de 3'te bu bilgiyi verir geçersin. O öğrenci böyle başlasın. En azından bunu bilsin. Ama sınava hazırlanıyorsak bismillahirrahmanirrahim. Dur. Şimdi neden bahsediyoruz hocam? Haydi başlayalım. Kara gün dostu bulabilene her şey kolay. Kara gün dostu. Şimdi hocam, kara yerine biz ne kullanabiliriz? Normalde karanın eş anlamlısı siyah değil mi Allah'ını seversen? Nerede bu sual soru? Öldü bu. Hani karanın eş anlamlısı siyahtı? Hayır. Cümledeki anlamına bakacaksınız arkadaşlar. Kara gün dostu derken karanın eş anlamlısı kötüdür arkadaşlar. Kötü. Yani ben karayı çıkarıp oraya kötü gün dostu yazabilirim. Kısacası eş anlam dediğimiz şey cümle içerisindeki anlamına göre yerine kullanılabilecek her türlü sözcüktür. Tamam, bu kadar basittir. Buraya ben siyah kullanamam. Siyah gün olmaz. Ama karanın tek başına aslında bağımsız olarak eş anlamlısı siyahtır. Kısacası lütfen şunun eş anlamlısı bu, bunun eş anlamlısı bu diye ezberlemektense ya da bunları bilmeye, öğrenmeye çalışmaktansa, aramaya çalışmaktansa cümleyi okuyup ya burada ben işte ne olabilir? İşte kolay, kolay yerine ne kullanabilirim? Şunu. Ha tamamdır, o bunun eş anlamlısı. Tamam, cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılma şartı var eş anlamda. Zıt anlamı biliyoruz. Zıt anlamda aman aman bir şey olmayacak. Yani ama yine de bakın burada Allah aşkına diye başlamışız. İyi kötü, güzel çirkin gibi örnekleri bir köşeye atmakta fayda var. Artık
Neyi bilmemiz lazım? Gel isterseniz ona bakalım. Mesela yine cümle içerisindeki anlam önemli. Açık renkli bir kazak giymek istiyordu. Açık kelimesinin normalde zıttı kapalıdır. Ama henüz kapalı renk ifadesi yer etmemiştir. Belki yıllar sonra yer edecek, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, ama şu an kapalı renkli bir şey aldım dediğimiz zaman ne diyorsun abi deriz, değil mi? Net. Koyu renkli demesi lazım. Yani açığın burada zıttı koyudur arkadaşlar. Oysa tek başına açık, kapalı, iyi, kötü, güzel, çirkin diyebiliyoruz, değil mi? Aman dikkat, cümledeki anlamlara bakmadan gerçek, yan, mecaz, zıt, mıt, bunlara asla girmeyin arkadaşlar, tamam? Çok çok önemli. Yani kısacası biz şunu hatırlatıyoruz. Zıt anlam, eş anlam, belki birazdan göreceğiz diğer anlamlar. Cümle içerisindeki durumlarına göre şekil alıyorlar, tamam? Yoksa iyi, kötü, güzel, çirkin, dar, geniş, yani ne bileyim bir sürü örnek, bunları zaten biliyorsun. Kirli, temiz falan filan, bunları biliyoruz, tamam? Burada bir şey daha dikkat çekmek isterim arkadaşlar. Bakayım devamında neye geçiyoruz? Somut soyuta geçeceğiz. Zıt anlamda şunu da bilmenizde büyük fayda var. Mesela akıllının zıttı deli olabilir arkadaşlar, ya da başka bir sözcük, fark etmez. Ama akıllının zıttı, dikkat, akılsız olamaz. Akılsız olumsuzudur arkadaşlar. İşte ahlaklı, ahlaksız. Hayır. Bunlar birbirine zıttı değil arkadaşlar. Bunlar birbirinin olumsuzu. İşte gönüllü, gönülsüz. Hayır. Bunlar olumsuzu. Olumsuzuyla zıttını lütfen karıştırma. Tamam, çok önemlidir bu. Akıllının zıttı akılsız değildir. Olumsuzudur. Ne işimize yarar hocam? Ya akıllı kelimesini böyle bir cümlede kullanır. Akıllı adam şunu şunu yaptı. Akıllının altını çizer. Der ki yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde altı çizili ifadenin, yani akıllının zıt anlamlısı kullanılmıştır der. Ve inanın bir numaraya kesinlikle akılsız diye başlar. Ve sen de hemen hızlı çözeceğim diye akılsız, tamam, bir Adana, net. Adam anlattı abi. Dersin, sıkıntı yaşarsın. Doğal olarak lütfen dikkat, tamam. Olumsuz da zıttı karışmasın. Çok çok önemli. Her sözcüğün zıttı olacak diye de düşünmeyin yani, tamam. Hocam o zaman şunun zıttı ne falan gibi kafanızdan onlarca soru şu an geçiyor olabilir. Her sözcüğün zıttı olmak zorunda değil, tamam. Yeter ki olumsuzla karışmasın. Çok çok önemli. Somut ve soyut anlam. Yani bunda bir şey yok ya. Duyu organlarımız çalışıyorsa somut. Duyu organlarımız çalışmıyorsa soyut. Yani zeka bir gül bahçesidir gibi örneklere de dikkat. Şimdi arkadaşlar, kalem somut hocam. Görüyorum, dokunuyorum, hissediyorum falan fistan. Tamam. Rüya. Rüyayı görüyoruz hocam demeyeceksin muhtemelen. Rüya da soyut. Şimdi hava, ışık, su, ekmek, tahta. Tabii ki bunlar somut. Bunları biliyoruz, o kadar değil. Ama nefret, öfke, şu bu, duygular, hisler, bunlar soyut. Ya bismillahirrahmanirrahim. Sen TYT'ye, AYT'ye, KPSS'ye hazırlanıyorsun. Bunlar senin için lazım olan bilgiler mi? Hayır. Ne gerek var? Ekmeğin somut olduğunu mu soracak sana? Hayır. E hocam ne anlatıyoruz? Gelin bakın neye bakıyoruz. Zeka bir gül bahçesidir. Şimdi zeka tabii ki soyut. Ama bu cümlede bir gül bahçesi yapılmış. Yani burada bir somutlama var arkadaşlar. Soyut bir şeyi somut hale getirmiş. Tamam, somutlama. Lütfen dikkat. Mesela bu konuyu anlamanın başka bir yolu yok mu? Yol sözcüğü arkadaşlar. Bildiğiniz üzerinden gelip geçtiğimiz yer işte canım. Yol, yani somut, somut. Peki hocam burada bu konuyu anlamanın başka bir yöntemi, başka bir gidişatı yok mu? Ha, somut bir şeyi soyut anlamda kullanmış, dikkat. Buna da soyutlama diyoruz. Yani gelmez de geleceğe tutar, gelirse soyut somut anlam, somutlama ve soyutlama ile sorulur. Mesela benim çok sık kullandığım bir örnek, ölüm. Ya ölüm soyut tabii ki, bunu tartışmaya gerek var mı? Yok. Ama ölüm bir kara trendir desem, ha, ölümü bir kara trene benzetti, git diyor, dokun onu gör. Yani ya somutladı, somutladı. Bütün mesele bu, tamam. Cümlede somut anlamda mı, soyut anlamda mı, ona bakacağız. Nasıl anlayacağız somutlama, soyutlama olduğunu? E, sözcüğün kökeninden zeka soyuttur diyeceğiz. Önce bağımsız bakacağız, sonra da cümledeki anlamına. Cümlede baktım somut. Ha, soyutmuş, somut anlamda kullanılmış. E somutlama. Yola bakıyorum, yol somut. Cümlede soyut anlamda. Ha, soyutlama. Gibi gibi gibi, tamam. Soyutlama, somutlama cebinizde kalsın. Ad aktarması yeryüzünün en gereksiz konusu. Aman yarabbim, bu kadar gereksiz bir konuyla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Ya zerre kadar bir sınavda ad aktarmasının A'sı gelmedi. Hatta A'nın şu yarısı gelmedi. Hatta D'nin şu yuvarlağını bile sormadılar. Gelmedi, gelmeyecek. Gelirse diye düşünerek anlatacağız tabii ki. Mecaz mürsel dediğimiz şey şu. Benzetme amacı gütmeden. Yani benim amacım birini bir şeye benzetmek demeden birbirinin yerine kullanma durumu. Buna diyoruz mecaz mürsel. Hocam hiçbir şey anlamadım, Allah rızası için örnekler gelsin. Bakın dikkat. Bir çatımız olsun yeter diyor. Çatı derken evi kastediyor. Peki ben çatıyı eve mi benzettim? Hayır. Benzetme amacı gütmüyorum.
Bir şeyi bir şeyin yerine kullanıyorum. Burada evin yerine kullandım. Yani bir parçayı söyleyip bütünü kastettim. Peyami Safa'yı okurum. Peyami Safa'nın kendisini mi? Hayır canım, eserlerini işte. Yazarı söyleyip eserini kastetme. Ankara bu olaya tepki gösterdi. Ankara derken tabii ki ilden, ilçeden vesaireden, neyse şehirden bahsetmiyoruz. Yani insanından bahsediyoruz. Yer söyleyip insanı kastetme. Yer insan. Mesela sobayı yak falan deriz ya, klişe örnekler. Sobayı mı alev altına alalım? Hayır canım, sobayı mı yakalım? Hayır. Bacayı macayı komple, hayır. Sobanın içindekileri. Yani iç dış ilişkisi gibi görüntüler. İşte tabağını bitir. Tabaktan mı bahsediyoruz? Hayır. Tabağın içindekileri. İç dış ilişkisi gibi. Başka yönleri var, farklı yönleri var. Bütün yönlerini burada aktardım size. İçiniz rahat olsun. Ama yani Mecazi Mürsel'i de sormasın ya. Sorma, o kadar değil. İnşallah sorar yaparsınız, o ayrı bir konu. Yakın anlam dediğimiz şey ise, evet, anlamları birbirine yakın olan, birbirinin yerine kullanılabilen sözcükler arkadaşlar. Yine eş anlamı hatırlatacak biraz ama eş anlamda birebir var. Burada yakınlık var sadece, tamam, birebir değil. Mesela bu soğukta okula giderken çok üşüdüm diyor. Ben üşüdüm yerine arkadaşlar neyi kullanabilirim? Dondum. Çok üşümek yerine dondum desem kim itiraz eder? Kimse itiraz etmez. Ama donmakla üşümek aynı şey mi? Hayır. Ben şu an azıcık üşüyor olabilirim ama donmuş durumda mıyım? Hayır. Yani birbirini tam olarak karşılamaz ama birbirinin yerine kullanılır. Belki daha önce vermişimdir. Hani şu arabalardaki istetme var ya, yedek teker. Arka taraftaki yedek teker. O. Nasıl yani hocam? Ya onu alırsın takarsın, böyle incecik bir şeydir zaten, o bir şeye benzemez. Yani diğer tekerlerle eş midir o? Yani taktığın zaman iş biter mi? Hayır. Ne yaparsın? En yakın lastikçiye kadar gider, orada tekrar değiştirirsin. Yani idare eder seni. Bir süre idare eder o lastik. Bu da böyledir. Birbirini yerine kullanabilirsin biraz. Ama tam anlamıyla bu budur diyemezsin. Yani ilginç bir örnekti. Peki hocam, kutluyorum. Devam. Eş ses. Adı üzerinde. Sesi eş. Yani yazılış aynı. Anlam aynı değil. Anlam farklı. Gelin bunu da geçelim hemen. Sende Türkçe notları vardı. Var kelimesi bulunma anlamında. En sonunda Ankara'ya vardı. Hah, bu da arkadaşlar ulaşmak anlamında. Bu neye benziyor hocam? İşte yüz canım. Yüz, bin, gül, kır, bu kadar. Yazılış aynı ama anlam 40 türlü farklı. Yüz, insan yüzü mü, bir şey yüzmek mi, denizde yüzmek mi? Yaz Allah ya, sayı mı, ne olduğu belli değil değil mi? Bin, sayı mı, araca binmek mi? Eş sesten kastımız bu. Gelir mi gelmez hocam, Allah rızası için geç. Yansıma sözcük. Yansıma sözcük dediğimiz şey mutlaka ses olacak. Yansıma her ne kadar bize ya mantıken hocam görüntü yansır gibi gelse de, görüntüyü hatırlatsa da, hayır. Mesela kuşlar penceremde sabaha kadar ötüştü. Ötüştü yansıma mıdır? %99'umuz evet diyor. Hayır. Ötüştü, ötüştü, ötüştü diye ses mi duyuyorsun sen? Öt 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 diye. Hayır. Bu duyulan bir ses değil ki. Bu cümlede yansıma yok. Bulaşıklar pırıl pırıl olmuştu. Pırıl pırıl yansıma mı? Evet hocam. Hayır. Ya pırıl pırıl ses mi Allah'ını seversen? Çay fokur fokur kaynıyordu. Fokur fokur yansıma mı? Yansımanın ta kendisi. Yansımanın kendisi ya. Ses bu çünkü, ses. Ben fokur fokuru duyuyorum. Bu kadar. Mesela cıvıl cıvıl ötüştüler. Hocam cıvıl cıvıl yansıma mı? Evet, cıvıl 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 cıvıl, o sesi duyarsın kuşlardan. Ama onun cıvıl cıvıl bir kişiliği vardı dersen artık bu ses olmaktan çıktı. Kesinlikle yansıma anlam değil. Horul horul yansıma, şırıl şırıl yansıma. Bunların hepsi yansıma hocam. Tamam. Yani mutlaka cümlede bir sese karşılık gelmeli. Ötüştü örneği çok iyidir. Yüzyılın örneğidir. Kime sorsam, hocam ötüştü işte, sesi duymuyor muyuz? Ya duyuyorsun da ötüş 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 diye mi duyuyorsun bu sesi sen? Yani altı çizili kelimeyi aynen duyuyor olmak şart yansıma sözcükte. Geçmeden aklıma gelen mesela fısıl fısıl bir yansımadır ama fısıltı artık yansımadan türemiş bir sözcüktür. Horul horul yansımadır ama horultu artık yapım eki almış ve yansımadan türemiş bir sözcük olmuş. Yapıyla alakalı ama gelir gelir. Evet arkadaşlar, geldik deyimlere. Deyimlere bakalım. Deyimlerde muhabbet şu: bilmeniz gereken tek şey şu aslında. Deyim dediğiniz şey mutlaka durum ifade eder. Atasözleri bir yaşanmışlığın ürünüdür ve size öğütler verirken deyimde öğüt olmaz. Deyimler direkt olarak o durumu analiz ederler. Şimdi güzel bir taktik vereceğim size. Yani şimdi etekleri zil çalmak, gözden düşmek, göze girmek falan fistan. Bunları zaten biliyoruz. Hani sorarlarsa affetmeyiz de sormazlar bir zahmet. Neyi sorarlar? Mesela dilli düdük gibi böyle orijinal bir deyim gelebilir. Taktiğimizi aktarıyorum. Bakın buraya da yazmışım. Taktiğimiz şu arkadaşlar. Mutlaka önce deyimlerdeki sözcüklerin gerçek anlamlarını düşünelim. Mesela düdük.
Tamam eyvallah. Kafamızda bazı şeyler canlanıyor. Hakimin düdüğü canlanıyor falan filan neyse. Yani rahatsız edici bir şeydir değil mi? Düdüğü sürekli dinlemek kimse istemez. Dilli. Ha dilli birisi. Dilli çocuk deriz ya bu çok dilli birisidir falan. Yani dilli çocuk çok hoş olmadı bu arada. Ya konuşkan anlamında söylüyoruz. Ha konuşarak rahatsız etmek anlamında. Yani geveze ifadesinin tam karşılığıdır değil mi? Veya iğne deliğinden Hindistan'ı seyretmek. Mesela iğne deliği o kadar küçüktür ki miniciktir yani. Görmek çok zordur. Ama Hindistan koskocaman bir yerden bahsediyoruz. Doğal olarak küçücük bir yerden kocaman bir yeri görmek. Ha, küçük şeylerden daha büyük anlamlara ulaşmak, büyük şeylere ulaşmak gibi yorumlanabilir arkadaşlar. Tamam. Yani olası, çok alakasız, bu deyim de nereden çıktı dediğiniz bir şey görürseniz hemen kelime anlamlarına bakınız. Mesela eşeğin kulağına, haydi bir deyim benden gelsin, desem dursam ne aklınıza gelir? Karpuz kabuğu aklınıza geliyor değil mi? Hayır. Hayır. Eşeğin aklına karpuz kabuğunu düşünmek. Geç onu. Peki eşeğin kulağına kar suyu kaçırmak geliyor değil mi aklınıza? Orada eşek yok arkadaşlar. Kulağına kar suyu kaçırmak. Eşeğin kulağına deyimimiz gelsin hocam artık. Yasin okumak. Eşeğin kulağına Yasin okumak deyimi. Hocam ben hiç duymadım. Rahat ol. Biz de hiç kullanmadık değil mi? Hiçbir yerde karşımıza gelmedi. Nedir peki eşeğin kulağına Yasin okumak? Yani şimdi Yasin okumayı biliyoruz tamam. Eyvallah. Eşeğin kulağını da tamam hatırladık. Yani eşeğin kulağına Yasin okuduğunuzu düşünsenize. Şöyle eğilip kulağını okuyorsunuz. Kulağını da şöyle tutmuşsunuz. Aradan okuyorsunuz. Yani yaptığınız eylem boş. Hocam sizin yaptığınız eşeğin kulağına Yasin okumak. Yani anlamıyor ki adam değil mi? Ya sen anlatıyorsun ama o anlamıyor. Doğal olarak laftan anlamamak ifadesinin tam karşılığıdır bu deyim. Daha onlarca deyim yazabilirim arkadaşlar sizler için. Böyle orijinal çok güzel deyimler var. Ama bütün mesele kelime anlamları düşünüp sonra yorumlamaya gitmek. Mesela telefon kulübesinde... Bu KPSS'de soruldu arkadaşlar. Telefon kulübesinde yani bir sınav sorusu aslında bu. Telefon kulübesinde halay çekmek deyim bu. Telefon kulübesinde halay çekmek bu ne Allah rızası için? Ya ben gözden düşmeyi biliyorum. Ya ben etekleri zil çalmayı biliyorum. Bu nereden çıktı? Diyeceğiz tabii ki. Hepimiz öyleyiz. İçiniz rahat olsun. Çok orijinal deyimleri sınav anında muhtemelen uyduruyorlar. Bakalım nasıl geliyor. Nasıl soruluyor. Telefon kulübesinde halay çekmek. Şimdi böyle sorulmuş. Altı çizilmiş. Anlamı sorulmuş hocam. Hiç duymadık. Ama bakın yorumluyoruz. Telefon kulübesi oldukça küçük ve daracık bir alan değil mi? Sadece sen sağırsın. İkinci bir kişi zor sağır. Telefon kulübesi küçücük tamam. Halay çekmek. Aa meydan gerekiyor halay çekmek için. Doğal olarak az imkanlarla, sınırlı imkanlarla çok şey yapabilmek olarak yorumluyoruz bu deyimi. Bu ve benzeri çok orijinal bir deyim gelirse lütfen önce kelime anlamı sonra genel anlam düşünülsün. Tamam her türlü yaparsınız. Yani bu taktikle yapamayacağınız deyim yok arkadaşlar içiniz rahat olsun. Geldik dolaylamaya. Tek bir sözcükle ifade edilecek bir kavramı birden fazla sözcükle ifade etme. Ankara desen anlayacağız. Ama ne diyor? Türkiye'nin kalbi. Bakın iki sözcük. İzmir dese anlayacağız. Hadi hocam kendine gel. Ne diyor? Ege'nin incisi. Eyvallah. Ya da kaleci demiyor da file bekçisi diyor. Ya da Kıbrıs demiyor da mesela ne diyor? Yavru vatan diyor. Ya da balık demiyor da ne diyor? Derya kuzusu bunlar diyor. Bu. Yani turizm için bacasız sanayi gibi. Sinema için beyaz perde gibi. Gibi arkadaşlar. Yani ben yine de bak burada yazmışım. Bu örnekleri yazarken utanıyorum diye. Vallahi utanç verici bir konudur. Yani sorulma ihtimali bence sıfırdır. Yok böyle bir konu. Geç. Güzel adlandırma hiç sorulmaz ama yine de anlatacağız. Bu da şu arkadaşlar. Duyulduğunda, ilk duyulduğunda böyle olumsuz şeyler yaratan ifadeleri kapatmak, üstünü örtmek. Mesela verem dediğim zaman biraz moral bozucu ama ince hastalık dediğim zaman neydi ya falan filan ha şuydu gibi. Biraz olsun o etkiyi öldürüyor. Kanser dediğimi düşünsene direkt ama amansız hastalığa tutulmuş biraz daha böyle üstündeki olumsuzluğu atıyor gibi, örtüyor. Tabut desem daha olumsuz ama tahta at. O güzel insanlar tahta atlara binip gittiler. Eyvallah. Ya da ölüm desem korkutucu ama son yolculuk. Eyvallah. Son şakasına saygı duyuyorum. Son yolculuk eyvallah. Tamamdır. Yani toprağa verildi. Hakkın rahmetine kavuştu. Ya bunlar çok daha böyle ılımlı ifadeler. Yine aynı şeyi ifade ediyoruz ama en azından üstünü örtmüş oluyoruz. Geldik ikilemelere. Banko konulardandır. Çok iyi sorular gelir buradan. Ama ben çok böyle sıfata zamiri falan bağlamayacağım. Yapıya bağlamayacağım. Sadece sözcükte anlam başlığı altında konuşacağız. İkilemeleri kuruluşları bakımından bilmenizde fayda var arkadaşlar. Tamam bu çok önemli. Yani bu ikileme demeniz yetmez. Mesela yakın anlamlı sözcüklerle kurulmuş hocam. Eş dost, kılık kıyafet gibi. Ya da zıt anlamlı kelimelerle kurulmuş. İrili ufaklı. Biri olumlu, biri olumsuz kelimeden oluşmuş. Olur olmaz, bilir bilmez. Bak bu çok önemlidir, buna yıldız koyalım. Bunun ikileme olduğunu bile görmek zordur. Biri anlamlı, biri anlamsız. Tek tük. Mesela tekin anlamı vardır ama tük diye bir şey yoktur. Ya da ikisi de anlamsız kelimelerden de ikileme oluşabilir. Ivır zıvır. Ivır da kullanmayız, zıvır da kullanmayız. Yani anlamsız derken bunları tek başına kullanmıyoruz, kastediyoruz. Aynı kelime tekrar edebilir. Yavaş yavaş. Yansıma sözcüklerden oluşabilir. Fısıl fısıl.
Mesela yansıma sözcük başlığı aynı kelime tekrarına da girer değil mi? Sonuçta fısıl fısıl aynı kelimeyi tekrar ediyoruz. Bir de sayılarla kurulanlar vardır. 20-25 yaşlarında gibi. Arkadaşlar, ikilemelerle ilgili yeryüzündeki bütün başlıklar şu an eksiksiz bir şekilde ekranda arkadaşlar. Hiç eksiğimiz yok. Yani ikilemelerin her hali burada. Bence en bankosu, en harikası biri olumlu biri olumsuzdur. Görmek çok zordur. Bir dönemler DGS'de, dikey geçiş sınavında sordular bunu. Soru olarak sordular. Olur olmazı çok iyiydi. Görmek çok zordu. Soruyu bana getirdiler. Hocam burada ikileme nerede Allah aşkına dediler. Yani şimdi ben de oraya ıvır zıvır eciş bücüş diye bakarsam bulamam. Direkt buna baktım arkadaşlar. Olumlu olumsuz olacağını düşündüm çünkü bunu görmek zor. Bir de arkadaşlar sayılarla kurulanlar burada artistik. Onun dışındakileri çok rahat yakalayabilirsiniz. İkilemeler kuruluşları bakımından gelebilir. Atasözü de yine bence en gereksiz başlıklardan bir tanesidir. Yani acıkan doymam, susayan kanmam sanır. Bal demekle ağız tatlanmaz, demir tavında dövülür. Gibi 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 arkadaşlar. Birçok atasözünü konuşuyoruz. Günlük hayatta da kullanıyoruz. Atasözleri bir yaşanmışlığın ürünüdür. Ve mutlaka şunu şöyle yap der sana. Kesinlikle bir öğüt verir. Genelde cümle bazında uzun şeylerdir. Yani böyle makmekle kısacık bitmez. 2-3 satırdan oluşmaz. Onu da unutmamakta fayda var. 200 sözcükten diyelim. Peki hocam. Buraya kadar her şey yolunda. Atasözlerinden soru gelmez arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Bizi bekleyen konu cümlede anlamdır. Şu sözcükte anlamı iyice bir oturtun. Ondan sonra cümlede anlama geçeriz. Hiç acele etmeyin. İnşallah 1 Ocak'ta da neyin peşindesinin kampı başlıyor. Kampta ne yapacağımızı bir daha hatırlatayım. Arkadaşlar ben mesela diyalog tamamlama, DT diyelim. Diyalog tamamlama diye başlayacağım. İlk başlangıcımız, ilk adımımız olacak. Diyalog tamamlama. Açacağım kitabımızı. Onu ben tabii böyle Word formatına, normal sayfa formatında getireceğim soruları sizlere. Soruları daha net görün diye. Diyeceğim ki diyalog tamamlama test 1'i çözüyoruz. İşte test 2'yi çözüyoruz. Size 1-2 tane test çözeceğim arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde. Şöyledir, böyledir konuşma havası içerisinde. Sonra da size diyeceğim ki arkadaşlar test 3, 4 ve 5 bugün bunlar çözülecek. Ertesi gün şu 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 testler çözülecek. Ertesi gün olacak başka bir soru tarzına geçeceğiz. Bu sefer de onu anlatıp oradan ödevlendirmeler yapacağım. Yani kitabı beraber bitireceğiz, haberiniz olsun. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere, kolay gelsin.